Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle arı yayınları matematik akıllı defterde iki çokgenin benzerliği konusuyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler iki çokgenin açıların ölçüleri eşit ve bu açıların karşısındaki kenar uzunlukları orantılı ise bu çokgenlere benzer çokgenler diyoruz. Gençler benzerlik bizim için. Bakın şöyle küçük bir dalga şöyle gösterelim. Küçük bir dalga sembolüyle gösterilir. Benzer çokgenlerin arkadaşlar karşılık kenarları arasında arasındaki orana da benzerlik. Oranı diyoruz. Oranı denir diyelim. Burada arkadaşlar iki tane üçgenimiz var. ABC üçgeni ve KLM üçgeni. A açısı bakın noktalı açımız K açısına eşit gençler. O halde A açısının ölçüsü K açısının ölçüsüne eşit. B derece B açısı 90 derece, L açısı 90 derece ölçüleri birbirine eşit diyoruz. Son olarak C açısı çentikli açımız M açısına eşit. O halde arkadaşlar A açısı Bakın buradaki AB kenarımız yani çentikli açının karşısındaki kenarımız M açısının karşısındaki çentikli açının karşısındaki kenara oranları eşit olacak diyoruz. Yani AB bölü KL LM gençler noktalı açısının karşısında burada noktalı açımız A açısının karşısında BC var. Son olarak AC 90 derecenin karşısında burada 90 derecenin karşısında KM Kenarlarımız var. Gençler burada baktığımız zaman benzerlik oranlarımızda 3 bölü 6, 4 bölü 8 diye düşünürsek 1 bölü 6 olduğundan diyelim. ABC üçgeni. Gençler burada açının sırası önemli. A açısının eşi bakın K'da. O halde K'yı önce yazıyorum. B ile L açısı birbirine eşitti. C de M'ye eşitti. KLM üçgenine benzerdir deriz. Evet gençler benzerlik oranına burada ne diyoruz? 1 bölü 2 veya 2 diyoruz. Yani 2 bölü 1 diyoruz. Hangisini hangisine böldüğümüz çok da önemli değil diyelim gençler. İki çokgenin benzerliğini yazarken karşılıklı açıların sırası önemli dedik. İki çokgenin benzerlik eş çokgenlerin benzerlik oranı 1'dir gençler. Eğer benzerlik oranı 1 ise bu çokgenler eştir diyeceğiz. İki çokgenin çevreleri uzunlukları oranı ve yükseklikleri oranı benzerlik oranına eşittir. Alanları oranı ise benzerlik oranının karesine eşittir diyelim gençler. Yani sayfamı temizleyerek devam ediyor, ediyorum. Aşağıda verilen benzerliklere göre eşit ölçüdeki açıları ve orantılı kenarları bulalım diyor. Şimdi gençler DEF üçgeni PRS üçgenine benzermiş. Yani D gençler bakın birinci sırada Burada birinci sırada P ile eşittir. Sıra önemli demiştik. E açısı ikinci sırada. R açısı ikinci sırada. Son olarak F ile de S açıları birbirine eşittir. O halde gençler burada üçgenimizi istersek çizerek de gösterelim. Bakın şöyle küçük bir DEF e, bir de PRS üçgeni çiziyorum. Açıları yerleştirecek olursam D, E, F üçgeni P, R, S üçgeni Şimdi D ile P birbirine eşit dedim. O halde noktalı açı yazıyorum. E açısıyla R açısı birbirine eşit. Buraya çentik koyduk. Buraya da şöyle çift dalgalı açı yapabiliriz. Şimdi gençler PR'nin neyin karşısında? PR S'nin karşısında. Burada S'nin karşısında DE kenarımız var. O halde DE bölü PR, EF, DN'in karşısında, DN'in eşit PN'in karşısında RS var. DF'nin DF DFE açısının karşısında, yani çentikli açının karşısında PS kenarımız vardır diyoruz. Burada orantıları oranları bu şekilde göstermiş olalım. Şimdi ABC ve KLMN dikdörtgeni gençler, ABCD ve KLMN, AK ile eşittir. B, L ile eşittir. C açısı M açısıyla eşittir. N açısı da D açısıyla eşittir diyoruz. Şimdi arkadaşlar burada sıraları takip edecek olursak. Şimdi şurayı temizleyerek gösterelim. Bakın ilk iki sırada arkadaşlar AB var. O halde AB'nin ikinci sıradaki ikinci dikdörtgenimiz KL'ye oranı 2 ile 3 BC BC'nin 2 ile 3 LM'ye oranı CD var arkadaşlar 3 4'te CD'nin 3 4'te MN'ye oranı son olarak baştakiler ve sondakiler AD'nin KN'ye oranı Evet bu şekilde birbirlerine orantılıdır diyoruz. Evet devam edelim. Aşağıda noktada kağıtta verilen çokgenlerin kenar uzunluklarını yarıya düşerek benzer şekiller elde edelim diyor. Kenarları sayıyorum gençler. 2 birim. 1, 2, 3, 4 birim. 1, 2, 3, 4 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. Şimdi doğru parçamı alıyorum. Yarıya düşüreceğime göre. Üçgenin kısa kenarını 1 Bir birim çiziyorum. Uzun kenarı 2 birim. Ve dik üçgen haline getiriyorum. Evet kısa kenarı 2'ye düşürüm gençler. 4'ün yarısı 2. Uzun kenarı da yarıya düşürürsem. 2'ye 4 olan kenar uzunlukları. Ve 1'e 2 olan benzer şekiller elde ediyoruz. Evet devam edelim. Evet. 1-2-3-4-5-6 ya. 1-2-3-4-5-6 birim. Yani 6'ya 6. Bir kare ise 3'e 3'lük bir kare çiziyorum. 3 birime 3 birimlik benzer bir kare çiziyoruz. Evet arkadaşlar Yamağa baktığımız zaman üst tabanı 1-2-3-4 birim. Yükseklik 1-2-3-4-5-6 birim. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8 birim. Şimdi kenar uzunlukları yarıya düşürüyorum arkadaşlar. 4'ü 2'ye indirdim. 6'yı 3'e indiriyorum. Bunu da 4 birim çizerek 1, 2, 3, 4 ve birleştirerek benzer yamuk çiziyoruz. Evet, 1, 2, 3, 4 birim. O halde 2'ye düşürdüm. Yükseklik 4'ü yüksekliği de yarıya indirdim. Evet. 1, 2, 3, 4. 2'ye düşürdüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerçekten yüksekliği de yarıya düşüreceğiz. 2'ye. 8 ise de 4 çiziyorum. Evet şöyle kenar uzunluklarını gösterelim. yüksekliği 2'ye üst taban 2 ve alt taban 4'e düşürerek çizmiş oluyoruz. Gençler şöyle yükseklik de yarıya düştüğünü gösterelim. Evet. 2, 3 ve 4 olduğunu göstererek devam ediyoruz. Evet. Devam edelim. Bir sonraki etkinliğimize geçelim. Aşağıda kareli zeminde verilen şekillerden benzer olanları olanları içlerine aynı harfleri yazarak belirleyelim. Şimdi gençler öncelikle hızlı bir şekilde kenar uzunluklarını saymak istiyorum. 1 2 3 4'e 4. 5'e e, üçgenlerin hemen şöyle yüksekliklerini gösterelim. 4 4'e 1 2 3 4 5 6. 1'e 2 4'e 4 gençler 6'ya 6 2 2 3 3 2'ye 4 diyorum. 2'ye 3 4'e 6 son olarak da 4'e 4 diyelim. Şu üçgenlerimizi 2 2 2 ve 3 şeklinde gösterelim gençler. Şurada 3'e 3 birimlik olsun. Şimdi gençler dik üçgenime baktığımız zaman kenar uzunlukları 4'e 4 yani ikiz kenar dik üçgen o halde ikiz kenar dik üçgen buna benzerdir diyeceğiz. Bakın buna A dersem şu 2'ye 2'lik ikiz kenar dik üçgenimiz buna benzerdir. Yani ne diyoruz arkadaşlar o halde? Bakın kenarları orantılarsak 2 bölü 4'ten Diğer kenarda 2 bölü 4. Yani benzerlik oranı 1 bölü 2'dir. O halde ikiz kenarda dik üçgenler birbirinin benzeridir diyoruz. Evet. Gençler 4'e 6 bakın şöyle bir 4'e 6'lık bir dik üçgenimiz var. Buna B dersem evet 4'e 6'ya benzer arkadaşlar. Bakın 2'ye 3 yarı yere düşmüş B'dir diyorum. Evet. Başka var mı gençler B'ye benzeyen? Başka göremiyoruz. Şimdi gençler karelerin hepsi gençler birbirine benzer. Aklımızda olsun ben bu kare C dersem. Bakın bu karemiz de C'dir. Bu kare de C'dir diyoruz. Evet bütün kareler birbirine benzerdir. Çünkü 2 bölü 3, 2 bölü 3 veya 2 bölü 4, 2 bölü 4 tüm kareler benzerlik oranları vardır diyelim. Kenarlar aynı oranda artar diyoruz. Şu genç, kısa kenarı 2 uzun kenara 4 ise buna D dersem şimdi kenarı arkadaşlar yer yere artmış. Evet. Buna benzer arkadaşlar bakın şurada 1'e 2'lik bir dikdörtgenimiz var. Buna da D diyoruz. Evet 2 3'lük dikdörtgenimi E dersem 2 3'ün 2 katları arkadaşlar 4 ve 6 Evet, Dikdörtgen nerede var gençler? Dörde 6 Evet. Bakın buraya E diyorum. Başka benzerlik var mı? E şu tabana altı yüksekliği 6, 6. Yan taban ve yükseklik birbirine eşit olan buraya F dersem taban ve yükseklik eşit olduğu için 3e üçlük e, üçgenimizde birbirine benzer üçgenlerdir diyorum. Evet gençler bakalım. Başka var mı diyoruz. Bakın şu çokgenimizin benzeri çıkmadı gençler. Diğerlerinin benzerliklerini yazmaya çalıştık. Devam edelim. Aşağıda karelizminde verilen çokgenlerden boyalı çokgen ile benzer olanları tik ile belirleyelim. Kenar özelliklerine bakarsak 3'e 3 dik üçgen gençler. İkiz kenar dik üçgen. 2'ye 2, 2. ikizkenar kenar ve dik üçgenler benzerdir. 4'e 5 gençler benzer değildir. Bu da 4'e 4, e 4. Bakın ikiz kenar ve dik üçgen benzerdir. 1, 2, 3, 4'e yüksekliğimiz 2. Şimdi buraya baktığımız zaman 2'ye 1 yarı yarıya düştü. O halde benzerdir diyorum. Yüksekliğimiz 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet gençler. 2 katı bakın yükseklikte 2 katı. 4'ün 2 katı 8. O halde benzerdir. Buraya baktığımız zaman yüksekliğimiz 4, tabanımız 7, benzer değildir. E, dikdörtgenimiz 2'ye 4, 4'e 6, 1'e 2, 2'ye 6. Şimdi gençler, kısa kenar uzun kenarın yarısı veya uzun kenar kısa kenarın 2 katı diyoruz. Bakın burada benzerlik 1 ile 2 olan şu dikdörtgenimizdedir nedir diyelim. E, diğerleri benzer dikdörtgen değillerdir. 2 1 2 3 4 ve 4. Evet. 1 2 3 1 2 4 1 2 2. Şimdi gençler bakın, kısa olan tabanımız yarıya düştü bir, yükseklik yarıya düştü, 2 ve yükseklik e, alt taban yarıya düştü. Bakın sondaki yamukla benzerdir ama diğerleriyle benzer değildir diyoruz. Evet, devam edelim üçüncü etkinliğe geldim pardon beşinci etkinliğe geldiğim zaman gençler aşağıda verilen benzer şekillerin şekillere göre benzerliği bulup sembolle gösterelim ve benzerlik oranlarını bulalım şimdi gençler bakın A açısıyla D açısı birinci sıraya yazıyorum B açısıyla E açısı eş açıları sıraları aynı şekilde yazıyorum C ile de F açısı benzerdir o halde ABC üçgeni benzerdir. DEF üçgenine diyoruz. Buradan gençler A açısının karşısındaki BC D açısının karşısında EF Yine B açısının karşısında AC bölü E açısının karşısında DF Bunlar da orantılı olacak diyoruz. Son olarak AB bölü DE kenarları orantılıdır. Şimdi orantıya baktığımız zaman da gençler şuradan direkt altından yazalım. BC'nin değeri 8 bölü EF4 eşittir AC. 10 bölü DF5 AB 6 bölü 3 yani benzerlik oranı 2 bölü 1 veya 1 bölü 2'dir diyorum. 2 bölü 1 yani 2'dir. Veya 1 bölü 2'dir diyelim gençler. Evet devam edelim. Şimdi ABC diye yazacak olursam gençler. ABC üçgeni A'nın eşi gençler bakın çentekli açı D açısı B boş açı. Burada B'nin karşısında B'nin eşi F açısı. Noktalı açımızın karşısı E açısı noktanın eşidir. Benzerdir diyorum. Şimdi benzerlik oranında gençler yani bir tanesini yakalarsak yeter. Bakın A çentik açısının karşısında 8 var. Yani BC'nin oranı BC'nin çentik açının karşısında EF'ye. E diğer kenarları gösterecek olursam B açısının karşısında AC var. Burada boş açının karşısında DE var. Son olarak Noktalar açısından AB Noktalar açının karşısında DF. Şimdi değerlere bakacak olursam, şantenin karşısında arkadaşlar 8 bölü EF'nin değeri 16. eşittir AC 9 bölü DE 18 AB'nin değeri 5 bölü DF'nin değeri 10 sadeleştirecek olursak 1 bölü 2 veya 2 olur benzerlik oranı diyoruz. Evet C'deki etkinliğe geçiyorum. Şimdi çentikli açımız gençler bakın A ve C B açısı o halde şu açımızda C ile de E açısı birbirine eşittir diyelim. A, B, C üçgeni benzerdir. A çentikliydi. Burada C çentikli. B açısı 90 derece. D açısı 90 derece. Son olarak gençler C noktalı. Buradaki noktalı açımız da E'dir. Yani A, B, C, C D, E üçgenine benzerdir diyoruz. Şimdi oranları yakalayacak olursak gençler bakın şöyle de diyebiliriz. A, B, C, D, B, C, 2 ve 3'ün sıradaki BC 2 ve 3'teki DE'ye oranları, orantıları aynıdır. Son olarak gençler AC bölü diğer tarafta da CM. E. Evet buradan değerlerini yazarsam. AB'nin değeri Şimdi gençler şöyle bir oranlarımızı ve kenarlarımızı yakalayalım. Bakın çentikli açının karşısında arkadaşlar 16 var. Burada çentiklinin karşısında 8 var. Demek ki benzerlik oranı 16 bölü 8 yani 2'dir diyebiliriz. Evet açın karşısında 20. Burada açın karşısında 10 var. 20 bölü 10 yine 2'dir. Evet gençler istersek dik üçgen olduğu için bakın buraya 6. Dik üçgende buraya da ne kalır? 3, 4, 5'in 4 katları 12 olur diyoruz. Yani 6 bölü 12'den veya 12 bölü 6'dan yine 2'yi gösterebiliriz. Evet devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet gençler. DE ve BC'nin birbirine paralel olduğunu görüyoruz. O halde A açısı ortak açımız. Gençler bakın D ile B açısı yöndeş açıdır. Aynı yöne paralellikte biliyorsunuz aynı yöne bakan açılarımız yöndeş açılarda ve ölçüleri birbirine eşittir. O halde E ile de C'de birbirine eşit açılardır diyorum. Yani ADE üçgeni ile ADE üçgeni benzerdir. A açısı ortak açımız. D'nin eşi B açısı, E'nin eşit C açısı. ABC üçgeni benzerdir diyorum. Gençler burada A'nın gördüğü D'nin e yine büyük üçgende A'nın gördüğü BC'ye oranı eşittir e'nin gördüğü ad'nin ad kenarının gençler bakın buna şöyle gösterelim c'nin gördüğü ab kenarı c bütün kenarı görüyor buraya önemli ab kenarı diyoruz Sonra olarak d açısının gördüğü ae b açısının gördüğü ac'nin oranı birbiriyle orantılıdır diyoruz. Şimdi buradan değerlerini yazacak olursam. DE5 BC 12.5 eşittir. AD4 AB6 pardon AD10 gençler. 4 bölü 10 2 bölü AE'nin değeri 2 AC'nin değeri de tamamı 5. Evet. Benzerlik oranı 2 bölü 5'tir. En sade haliyle diyelim. Evet devam edelim. Bir sonraki etkinliğimize geçelim. Evet. ED ile BC, ED ile AB doğru parçaları paraleldir. Gençler burada geçen sınavdan hatırlayalım. Z kuralına göre bakın. Şöyle bir Z'yi çizelim. Z'ye göre D açısı ile A açısı birbirine eşittir. E ile B birbirine aynısıdır. Ters açıdan dolayı da buradaki C açılar birbirine eşittir. O halde EDC D, C üçgeni benzerdir diyorum. E açısının eşi gençler B açısı. D'nin eşi noktalı açı A açısı. Son olarak C'lerde birbirine eştim. Evet. EDC üçgeni BAC üçgenine eşti benzerdir diyoruz. Peki arkadaşlar baktığımız zaman AB'nin veya büyük üçgenden başlayabilirim gençler. ED'nin yani C açının gördüğü ED'nin Evet buradaki C'nin gördüğü AB'ye oranı eşittir diyoruz. E açısının karşısında DC 3 DC gençler. DC yazalım. Neyin karşısında çentikli açının burada çentikli açının karşısında CA veya AC diye yazayım. Son olarak noktalar açının karşısında EC nin noktalar açının karşısındaki CB'ye oranı BC şeklinde yazabiliriz. Şimdi değerleri yazacak olursam ED 3x bölü x DC gençler 3z bölü z EC de 3y bölü y'dir. Sadeleştirecek olursak da 3 olur benzerlik oranı diyorum. Evet. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet gençler bakın bu üçgenlerimizde DE ile BC'nin birbirine paralel olmadığını görüyoruz. Zaten söylemiyor. A açısı ortak açımızdır. Şimdi gençler bakın A ile D birbirine eşitse şimdi ADE üçgeninde aynı değerlerse buraya E'ye kalan değer ile A açısı ile C açısı noktalar açı Bakın noktalı açı ile açının toplamı 180'den çıkartırsak B ile de E'nin birbirine eşit olduğunu görürüz. O halde ben ADE üçgeni benzerdir diyorum. A açısı ortak açımızda. Aynen yazdım. D'nin eşi gençler C açısı. E açısında eşi B açısı. ACB üçgenine benzerdir diyoruz. Buradan AD'nin İlk iki sırada AC'ye oranı. Bakın ne yapıyoruz? AD gençler E'nin karşısında. Yani boş açının karşısında AC'ye görüyorum. Tamamı eşittir diyoruz. DE'nin DEA açısının karşısında küçük üçgende DE'nin büyük üçgende BC var A açısının karşısında. Evet, diğer tarafta da gençler noktalı açınızın karşısında AE Evet büyük üçgende noktanın karşısında AB orantılıdır diyelim. Evet buradan değer olarak yazacak olursam AD gençler 3 bölü AC'nin değeri tamamı 9'dur. eşittir DE4 BC 12 AE 2 Diğer tarafta da AB 6. Sadeleştirecek olursak da benzerlik oranı 1 bölü 3'tür diyoruz. Evet devam edelim. Bir sonraki etkinliğe geçelim. Aşağıda iç içe verilen dikdörtgenlerden hangilerinin benzer olduklarını bulalım. Kenar uzunlukları santimetre cinsindendir. Şimdi gençler ne yapıyorum? kısa kenarları kendi arasında uzun kenarları kendi arasında orantılıyoruz. 3 bölü 6. Diğer tarafta uzun kenarları 4 bölü 8. Şimdi 3 bölü 6, 4 bölü 8 gençler birbirine eşitlerdir. 1 bölü 2'dir. Yani benzerdir. Evet. 2 bölü 8. Gençler 6 bölü 12. Bakın kısa kenarları kendi arasında uzun kenarları kendi arasında orantıladım. Şimdi 2 bölü 8 6 bölü 12'ye gençler içler dışlar çarpımı yaparsam 2 kere 12 24 6 kere 8 48 eşit değildir. O halde eşit olmadığı için benzer değillerdir diyorum. Evet kısa kenar 1 kısa kenar 4 1 bölü 4 uzun kenarlar 3 bölü 12 1 bölü 4 3 bölü 12'ye eşittir gençler yani benzer çokgenlerdir diyoruz. Evet devam edelim. Evet aşağıda iç içe verilen çokgenlerden hangilerin benzer olabileceğini belirleyelim diyor. Gençler birincisinde dikdörtgen ve üçgen görüyorum. Bunlar benzer değillerdir. Şimdi ikincisinde iki tane kare görüyorum. Tüm kareler benzerdir demiştik. Gençler bakın altıgenle beşgen iç açıları eşit değil, benzer değildir. Evet burada yamuğa baktığımız zaman üst kenarı ikiye 1 alt kenarı üçe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yükseklikleri de yarı yarıya gençler. Bunlar da benzerdir diyelim. Evet, devam edelim. Yukarıda verilen benzer üçgenlere göre DE artı EF toplamını bulalım. Şimdi gençler öncelikle benzerlik oranı yakalayacak olursam. Bakın bizim için çentikli açılar birbirine eşidir. O halde çentikli açının karşısındaki 6 benzerlik oranı 6 bölü Burada çentikli açımızın karşısına 12 var. Yani 1 bölü 2 benzerlik oranıdır. O halde A açısının eşit gençler F açısı. Bakın 5 bölü 10 olacak diyoruz. Yani 2 katı. Evet noktalar açının karşısı 4 ise burada noktalar açımızın karşısı 2 katı olacak. 8 olacak diyelim. Şimdi DE'nin değerini 10 olarak bulduk. Artı EF'nin değeri 8 buradan 18 olur. Sorumuzun yanıtı diyorum. Evet devam edelim. 9. soruya geçelim. Yukarıda verilen benzer dikdörtgenlere göre AB'yi bulalım. Şimdi gençler benzer olduğuna göre bakın kısa kenarı 5 pardon uzun kenar 5 uzun kenar 15 benzerlik oranı 5 bölü 15'ten 1 bölü 3'tür. Her iki taraf 5 sağa değiştirsem 1 bölü 3'tür. Şimdi burada baktığımız zaman kısa kenarımız ML 2 cm. O halde 1 bölü 3 eşittir. 2 bölü diğer tarafta kısa kenar AB. Şimdi 2 katı arkadaşlar 2 katı. O halde AB'nin değeri 2 çarpı 3'ten 6 cm olur diyoruz. Evet 10. soruya geçiyorum. Yukarıda verilen benzer çok üçgenlere göre x artı y'yi bulalım. Şimdi gençler dik üçgenimize baktığımız zaman noktalı açının karşısında arkadaşlar 4 var küçük üçgende büyük açı üçgende noktalı açının karşısında 12 var. O halde benzerlik oranımız 4 bölü 12. Bunu da sadeleştirecek olursam 1 bölü 3'tür diyebiliriz. Her ikisini 4'e böldüm. 1 bölü 3'tür. Şimdi 90 derecenin karşısında arkadaşlar Burada 15 var. Burada y var. O halde 1 bölü 3. Küçük üçgende y bölü büyük üçgende 15. Bakın arkadaşlar ne yapıyorum? Kaç katı burada? 5 katı. O halde y'nin değeri de 1 ile 5'i çarparak 5'tir diyoruz. Evet, yani i̇stersek arkadaşlar 3, 4, 5 üçgeninden de 5 olduğunu görebiliriz. Şimdi C'nin arkadaşlar eşi burada F'ye. Bakın f'nin karşısında 3 var. O halde buradaki f'nin karşısında x var. c'nin karşısında x var. 1 bölü 3 eşittir. 3 bölü x diyorum. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsam x'in değeri de 9'dur. E bu ikisinin toplamı 9 artı 5'ten 14 olur sorumuzun yanıtı diyelim. Evet devam edelim. Yukarıda verilen üçgenler arasında ABC üçgeni benzerdir. DEF ilişkisi olduğuna göre E ve C açılarının ölçülerini bulalım. Şimdi gençler eğer üçgenler benzerse açı ölçüleri birbirine eşitti. Bakın A ile D birbirine eşittir gençler. O halde burası 77 derece. F ile B F ile C gençler birbirine eşittir. 63 derece. Şimdi diğer açıyı bulmak için 77 ile 63 toplarım 180'den 140'a çıkartırsak verilmeyen açılarda 40'ar er derecedir. E ve c açısı O halde E açısı 40 derece C açısı da, 63 derecedir diyoruz. Ben de bu ikisinin toplamını istediği için 40 artı 63 103 derece olur. Sorumuzun yanıtı diyelim gençler. Evet arkadaşlar. Bu etkinlikle de dersimizi burada bitirelim gençler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.